Merhaba arşivle net izleyicileri 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası geldi çattı ve bu sene Brezilya'da FIFA Dünya Kupasını hep beraber izleyeceğiz. Elbette oraya gidecek şanslılardan değilseniz evinizde devasa veya daha ufak bir televizyonla maçları izlemek istiyorsunuz. Peki maçları izlerken görüntüden en iyi verimi nasıl alacaksınız? Bu önemli bir sıkıntı. Çünkü televizyonunuzun bulunduğu yer, renk ayarları vesaire seyir keyfinizi oldukça etkileyecek. Bu uygulamaları sizlere göstermek ve renkleri nasıl ayarlayacağınızı fark etmek için Test merkezimizde bulunan bir Toshiba televizyon tercih ettik. Bu Toshiba'nın 50L7035D modeli 50 inçlik devasa bir ekrandan bahsediyoruz. Sizin evinizde de bunun biraz daha küçük veya biraz daha büyüğü elbette olabilir. Fakat renk ayarları ve yapmanız gereken ayarları her televizyonda görebilirsiniz. Bunlarla ilgili olarak ufak çalışmalarımıza başlayalım ve ekranınızın renk ayarlarını nasıl yapacağınızı adım adım görelim. Şu an karşınızda gördüğünüz Toshiba'nın 50 ile 70 35 D'si gibi gelişmiş televizyonlarda elbette birçok farklı renk profili var. Bu renk profillerine ulaşmak için yapmanız gereken şey kumandadan gerekli ayarlara doğru ilerlemek. Gördüğünüz üzere görüntü modları sizde farklı renk profilleri sunuyor. Bu farklı renk profillerinin yarattığı değişimleri hemen arkada görebilirsiniz. Burada gördüğünüz görüntü modları renklerin nasıl görüntüleneceği konusunda size bir fikir veriyor. Arkadaki referans tablomuz renklerin çeşitli görüntü modlarına göre nasıl değiştiğini hemen anlamanızı sağlayacaktır. Elbette burada farklı karanlık ve aydınlık görüntü seçeneklerinin yanı sıra farklı renk skalalarını sizlere sunan gördüğünüz gibi oyun veya PC gibi referanslarda mevcut. Elbette kendinize göre buradan bir tanesini seçebilirsiniz. Burada işin esprisi aslında skalaların uç noktalarına gidildiği zaman karşınıza çıkan renklerin bir araya nasıl geldiği ile ilgili sıkıntılar. Örneğin buralarda degrade çok fazla fark edilmemesi gerekiyor ama tabii ki modern ekranlarda bu sorunları çok fazla yaşayacağınızı sanmıyoruz. Bununla birlikte Esas diğer tarafta aydınlık taraftaki kontrastlar kare kare giden kısımlarda daha da belli olmak zorunda. Eğer burada çeşitli belirsizlikler yaşıyorsanız ekranınızın kalibrasyonu ile ilgili bazı sıkıntılar olabilir veya her türlü içeriği görüntülemek için çok uygun modlar olmayabilir. Eğer uzun süredir kullandığınız bir ekranınız varsa özellikle burada gördüğünüz siyah gri geçişlerinde sol ve sağ uçlardaki karelerin birbirinden ayırt edilememesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki kontrast ve parlaklık ayarlarına müdahale etmeniz gerekiyor. Diğer renklerde bu tür geçişleri özellikle sarı, mor gibi veya mavi gibi renklerde bu geçişleri çok daha net görebiliyorsunuz fakat her ekranın performansı burada gördüğünüz gibi çok net şekilde ise parlaklık ve kontrast ayarlarına doğru yapılmadığı takdirde özellikle gri, beyaz, siyah geçişlerinde bu en alttaki tarafı tekrar vurguluyoruz. Çeşitli sıkıntılara yol açabiliyor. Şimdi varsayılan ön ayarlar haricinde bu ayarları nasıl yapabileceğimizi ve buradaki kutuların bize nasıl referans sunduğunu adım adım görelim. Her televizyonda bu Toshiba modelinde olduğu gibi size kendi ayarlarınızı yapma imkanı veren bir ayar menüsü bulunur. Elbette televizyon üreticileri genel olarak bazı ayarları size sunuyorlar fakat günün sonunda elbette yayın kaliteniz bu durumu belirleyici ve izleyeceğiniz şey de önemli olmaya başlıyor. Şimdi buradan çeşitli ayarlar yapmaya başlayalım. Burada gördüğünüz arka ışık ayarı ekranın ne kadar parlak olacağını, özellikle beyazların ve açık grilerin ne kadar parlak olacağını belirliyor. Şu an yaptığım şey cihazın arka panelini yani LCD panelin arkasındaki LED aydınlatmayı açıp kısmak oluyor. Bu tür bir ayar yaptığınız zaman televizyonun etkilenecek kısmı elbette açık renkli gri ve beyaz arasındaki geçiş ve kontrast farkının ortaya çıkması olacak. En önemli ayarlardan bir tanesi ise kontrast. Kontrast, komşu renklerin birbirinden nasıl ayrılabileceğini gösteren bir şey. Kıstığınız zaman komşu renkler birbirine daha fazla yakınlaşacak ve özellikle e, renk skalasının uçlarındaki kutucuklar birbirleri arasındaki belirginliklerin biraz daha azaldığını göreceksiniz. Peki kontrastı neden kısmak isteyebilirsiniz? Kontrastı kısma sebebiniz panelinizin dengesiz renk vermesi durumunda hayatınızı çok kolay bir özellik. Çünkü aşırı kontrastlı görüntüye bakmak gözü bir yerden sonra oldukça yoracaktır. Özellikle sürekli yeşil sahaya bakacağınızı düşünürsek bu anlamda bir ayar yapmanız kendi televizyonunuz için gerekebilir. Biz ise bu ekranda yeşil rengi oldukça iyi şekilde zaten görebiliyoruz. Bu orada aslında bir ayar yapmamıza en azından bu panelde gerek yok. Parlaklık ayarı da görüntüyü etki eden önemli özelliklerden bir tanesi. Parlaklık konusunda yapmanız gereken ayar aslında ekrandaki renklerin ne kadar aydınlık görüntüleyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla parlaklığın fazla olduğu durumlarda bunu düşürmeli az olduğu durumlarda ise televizyonunuzdan gerekli ayar yaparak parlaklığı yükseltmeniz gerekiyor. Dolayısıyla renklerin aşırı canlı veya aşırı cansız görünmesinin bir sebebi de parlaklık ayarının doğru yapılmaması olabilir. Renk ayarı da diğer bir adıyla renk doygunluğu ekrandaki renklerin ne kadar doymuş şekilde görüntülebileceğini gösteriyor. Televizyonunuzun size sunduğu ayarlardan bir tanesi de ton ayarı. Ton ayarı sayesinde ekranın iki farklı renk ucu arasında gidip gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Burada kırmızı yeşil arasında bize gidip gelme imkanı sunmuş. Eğer yeşilleri vurgularsam diğer renklerden öne çıktığını görüyoruz. Futbol izleyeceğimiz için mesela bu ayarda kırmızıya doğru birazcık yönelebiliriz ve gözümüzü sürekli yeşil sahaya bakan gözümüzü biraz daha rahatlatabiliriz. Bunun dışında eğer doğal bir renk elde etmek istiyorsanız bunun için farklı yöntemler kullanmanız gerekebilir. Resim keskinliği ayarı ise ekranda gördüğünüz kenarların ne kadar belli olacağını gösterir. Resim keskinliği yükselttiğiniz zaman biraz rahatsız edici bir görüntü elde edebilirsiniz fakat resim görüntüsü ekrana yansıyan görüntü gereğinden fazla keskinse bu ayarı bir miktar azaltmayı tercih edebilirsiniz. Bu ayarın doğrudan renklerle bir ilgisi bulunmuyor. Dolayısıyla tamamen seyir keyfinize kalmış ince bir ayar olarak da değerlendirebilirsiniz. Özellikle analog yayın bağlıyorsanız böyle bir panele ki biz dijital yayın kullanmanızı öneriyoruz tabii ki artık dijital teknoloji aldı yürüdü ve LCD, LED televizyonlar etrafta ve artık tüplü televizyonlar neredeyse kalmadı. Bu ayarla çok fazla oynamanız da gerekmeyebilir. Gelelim gelişmiş resim ayarlarına. Birçok farklı televizyon ve markada bu tür özellikleri kendi marka ve modelini özel olarak bulabilirsiniz. Otomatik renk zenginleştirme özelliği Toshiba'nın televizyonlarında Color Master olarak geçiyor. İsterseniz bunu açabilirsiniz. Açtığınız zaman renklerin sahneye göre değerlendirilerek üzerinde oynandığı ve ise daha albenili görüntülerin sunulduğunu göreceksiniz. Renk sıcaklığı ayarı yaptığınız zaman... Burada doğrudan her rengi yani temel 3 rengi RGB yani kırmızı, yeşil ve mavinin seviyesini elle ayarlayabiliyorsunuz. Resim sıcaklığı dediğimiz şey aslında Kelvin cinsinden kullanıcılara sunulan özellikle fotoğraf çekenlerin yakından tanıyacağı bir sıcaklık değeri. Burada beyazın temel alındığı renk sıcaklığı, beyaz rengin sıcaklığı referans alınarak ekranda farklı bir renk skalası yaratılabiliyor. Burada elbette Kelvin değerleri yazılmamış. Bu bir televizyon olduğu için fotoğraf makineleri genellikle yazar. Burada soğuk, doğal veya sıcak tonları seçebilirsiniz. Hemen ekrandaki değişimde görebiliyorsunuz. Birçok televizyonda bulunan otomatik parlaklık sensörü ortam ışığına göre ekranın kendi parlaklığını ayarlayabiliyor. Bunu bu şekilde açtığım zaman şu an bulunduğumuz ortam biraz parlak olduğu için televizyon da kendisinin parlaklığını hemen arttırdı. Belki şu an kameraya yansımıyor olabilir. Fakat eğer sürekli ışığı değişen bir ortamdaysanız, örneğin salonunuz güneş alıyorsa ve üzerinden bulutlar geçiyorsa bu tür şeyleri hemen hızlı şekilde kendisine göre ayarlayabiliyor. Bu tür seçenekler hayatınızı kolaylaştırabilir. Etkin arka ışık kontrolü yine ekran parlaklığını etkileyen bir ayar. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz ve sürekli aynı parlaklık seviyesinde görüntünün kalmasını sağlayabilirsiniz. Ekrandaki siyah beyaz dengesini bu tür ayarlarla değiştirmeniz mümkün. Elbette burada yaptığınız değişiklikleri şu an ekranda hemen fark edebiliyorsunuz. Yüksek dediğimiz zaman siyahla beyaz renklerin ayrımları arasında özellikle gördüğünüz kutucukların sol sağ taraflarındaki ayrımların daha belirgin hale geldiğini hemen fark etmişsinizdir. Parazit dalma teknolojisi veya benzeri teknolojiler farklı yerlerin en pek görüntü izliyorsanız otomatik olarak devreye giren şeyler dolayısıyla dijital yayınlarda çok fazla kullanacağınız özellikler değil ama isterseniz Digital Noise Reduction yani DNR özelliklerini açıp kapatabilirsiniz ve bunları özellikle akıllı televizyonunuzun akıllı kısmını kullanırken yani televizyona bir USB bağlantı yaptığınızda kullandığınız zaman etkili olduğunu göreceksiniz. Birçok akıllı televizyonda Toshiba'nın bu modelinde olduğu gibi düşük çözünürlüklü görüntülerin çözünürlükleri yükseltilerek ekrana yansıtması gibi iş teknolojiler de mevcut. Teknoloji doğrudan düşük çözünürlüklü video yayınını kendi içindeki özelliklerle nispeten biraz daha iyileştirerek sizlere sunulmasını sağlıyor. Gördüğünüz üzere yayının kalitesine ve bulunduğunuz ortama göre her ne kadar deneyimimiz ise de artık dijital yayın kutları ve dijital bağlantılar sayesinde renkleri belli bir standartta kayıpsız olarak televizyonunuza alabiliyorsunuz ve analog yayındaki çeşitli yapay bozulmalardan kurtulabiliyorsunuz. Bunun sonucunda yaptığınız ayarlar size maksimum seyir keyfini bu dünya kupasında sunacaktır. Dolayısıyla televizyonunuzun renk üretme yeteneğini maksimum seviyeye çıkardığınıza göre bu dünya kupasında keyifle evinizden seyredebilirsiniz.